Bilek Spor'dan herkese merhabalar. İddialıyorum programına hoş geldiniz bugün sizlere 20 Ağustos Pazar günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. FC, ligin ilk maçında Liverpool karşısında maça kötü bir başlangıç yapmasına rağmen genç ve dinamik kadrosuyla oyun kontrolünü eline aldı ve sahadan bir, bir beraberlikle ayrıldı. West Ham ise Bournemouth karşısında kontra atak futbolunu benimsediği bir oyun taktiğiyle oynadı ve sahadan bir, birlik beraberlikle ayrıldı. Son olarak kadrosuna Proxey'i katan Vestam, bundan sonra duran toplarda çok daha tehditkar bir takım görüntüsünde olacak. Chelsea ise yaptığı onca transferin üzerine Casiado'yu da kadrosuna katarak orta saha rotasyonunu kuvvetlendirdi. İki takımında hala savunmada bir denge kuramadığı için bu karşılaşmanın gollere açık olduğunu düşünüyorum ve iki buçuk gol üstü tercihini sizlere öneriyorum. Orta ligin yenilerinden Farense'yi ağırlıyor. Geçen hafta Moreirense deplasmanında kazanırken sanılandan daha fazla zorlandılar. İkinci yarının başında geriye düşüp kazanmayı başarsalar da oyunları pek tatmin edici değildi. Farense ise sahasında Kasapya'ya farklı yenilerek sezona kötü başladı. Porto'nun ilk iç saha maçında en az 3 gol bulmasını bekliyorum. Barcelona, Camp Nou'daki yenileme çalışmalarından dolayı bu sezon iç saha maçlarını Montjuik'teki olimpiyat stadyumunda oynayacak. 55 bin kişilik bu stat daha önce 1992 yaz olimpiyatlarına ve bir dönem da ev sahipliği yapmıştı. Açılış haftasında Getafe ile yenişemeyen Katalanlar'da Rafinha'nın yanı sıra Savi'de gördükleri kırmızı kar sebebiyle iki maç yoklar. Cadiz düşme adaylarından Alaves'i mağlup ederek iyi iş çıkarmış oldu ancak Escalante'nin cezalı oluşu önemli handikap. Şu an fiziksel olarak hazır olmayan isimlerden dolayı alternatif oyuncuların katkısı da bence soru işareti. Barça yine inatçı bir savunma takımına karşı oynayacak ama Cadiz'in Getafe kadar direnç göstermesini beklemiyorum. Konuk ekip özellikle ilk Golden sonra oyundan düşebilir. Barcelona'nın yeni evinde açılışı gol yemeden galibiyette yapacağını düşünüyorum. Ev sahibi ekip Barcelona'nın, rakibini handikaplı yeneceğini tahmin ediyorum. Süper Lig'e ilk kez yükselen Pendik Spor, Hatay Spor karşısında farklı kaybetti. Savunmaya Rassoult Zavallas ikilisini koyup da hücum oynamaya çalışırsanız 5'lik olduğunuza sevinmeniz gerekir. Pendik Spor'un, ağır Hatay Spor mağlubiyeti kötü kurgulanmış kadro ve oyun planı ile alakalıydı. Kadroya baktığımızda durumu toparlayacak futbolcuları olmadığını da görüyoruz. Mış öncesi tecrübeli teknik adam Osman Özköylü'nün açıklamaları ilginçti. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, Karagümrük karşısında kilidi ikinci yarı açtı Beşiktaş orta sahası rakibine iki yönlü üstünlük kurar. Çok farklı galibiyet olmasa da handikap çıkar. Bilekspor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerimi açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.